78 dönemi sizin sıçrama yani doğru. Başarılarınıza başarı katma dönemi gibi gözüküyor. Fakat daha önce de buyurduğunuz gibi siz iş hayatına hani birçok kişi sıfırdan başladım şeklinde açıklama yapıyor. Siz iş hayatına ailenizden gelen önemli bir maddi destekle başladınız. Doğru. Ve çok genç yaşta başladınız. Doğru. Şimdi bu benim kişisel olarak çok ilgimi çeken bir konu. Zannediyorum seyircilerimiz de ilgisi. Genellikle insanlar genç yaşlarda ellerine yüklü paralar geçtikleri zaman bu yüklü miktarları, tecrübesizlikleri ve belirli prensiplerden yoksun olmaları nedeniyle yine genç yaşlarda kaybedebiliyorlar. Sizse bu sermayeyi iyi kullanmışsınız, yaşantınız boyunca iyi kullanmışsınız. Bu yaşlardan itibaren fazla inişler çıkışlar yaşamamışsınız. Yani istikrarlı bir şekilde gelişmişsiniz. Bunu neye borçlusunuz? Yani yine aileden gelen temel prensiplere mi borçlusunuz? Yani iş prensipleriniz nedir? Ve bunları genç yaşlarda kendi kendinize mi oluşturdunuz? Ailenizden gelen bir takım prensiplerin üstüne mi eklediniz? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Hayır, ailemden gelen prensiplerle ben bu tecrübeyi edindim. Ailemiz 200-250 yıldan beri ticaret yapan, Orta Doğu'nun sayılı bir kademesine ulaşmış varlıklı insanlardır. Ve ticaret İslamiyet'te memuriyetin %90'ı olmalıdır. Direktifiyle başlamışlardır. Yani siz bir şey yapacaksanız %90 ticaretle kalkının felsefesi üzerine yürümüşlerdir. Tabii 70-78 yıllarındaki sıçrama veya şu anki başarı ve beceri, şu anki bünyemizdeki 5-6 bin kişinin çalışma azim ve iradesi ve başarısı benim değil. Benim başarım şu: mevcudu koruyabilmek ve büyütebilmektir. Buyurduğunuz gibi büyük sermayeyle yeni neslin alıp götüremediği ve batıp gittikleri çok sık olan bir evet, çok sık gördüğümüz olayların yerine geçmişte terbiye edilmiş, sisteme alıştırılmış ve hazmettirilmiş. Yani her zaman sizden bir büyüğün olduğunu, bir Tanrı'nın herkesten büyük olduğunu, hak ve hukukun ve adaletin prensiplerine saygılı olmamız gerektiğini, tamamen ve yanlışın sizi başarıya götürmeyeceğini, hızlı hareket edip hemen köşeyi dönmek gibi bir felsefenin asla sonuç getirmeyeceğini, dikkatle istikrarlı başkasının gibi, hakkını koruyarak istikrarlı ve biraz evvel şu kelime çok önemlidir: tamah etmeden. Belki bu tamahkarlık kelimesi Türkiye'de çok geçmiyor ama insanlar şimdi bire bin katma çalışıp daha büyümek, daha hızlı büyümek. Tabii aynı süratle. Zaten bir atasöz var, der ki yükseldikçe ölüme yaklaşırsınız. Normal olarak bir insan bir kat çıktı, damdan düştüğü zaman bir tarafı kırılır. 10 kat düştüğü zaman ölüme yaklaşır. Yani bir ölür. Evet. 100 kat çıktığı zaman nefes alamaz. Onun için biz yükseldikçe haddimizi bilen, sistemimizi aile disiplini içerisinde gördüğümüz terbiyeyle koruyan, büyürken de adımlarımızı, ölçülerimizi kendi sermayenizin tehlikeye gireceği gün kurtarabilecek şekliyle tedbirli olarak diyorsunuz. Evet. Düşünün. Çok zor bir dönemde bu hamleyi yapmışsınız. Evet. Yani 70-78 dönemi Türkiye'nin yani 80 devrim öncesi bir dönem. Evet. Çok zor bir dönem. Yani çok zor bir dönemde. Türkiye'nin dönem. Evet yani imkanlarının son derece kısıtlı olduğu bir dönemde bu değişmeyi sağlamışız. Şimdi avantajımız şuydu Ferro Bey. Bir, karşıdaki insanlar bize süreç içerisinde 65'te kurulan bu şirkete güven duydu. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır adıyla hareket ettik. Ve yaptıklarımız bize o büyümeyi sağladı. Yani müessesenize olan sizin kişisel itimat ve sizin... Nitekim kimya madde satıyordum. Boya maddesi yapan Marshall, Dio, ÇBS ve benzeri bayraklı büyük fabrikaların tamamı hemen hemen %80'in malını bizden aldılar. Neden? Söylediğimiz gün gelirdi, söylediğimiz fiyata teslim ederdik, söylediğimiz faturalı ve doğru ithal ederdik. O tarihlerde fatura, doğruluk, kaçak olmayan, haram olmayan hiçbir şey yoktu. Her şey birbirine karışmıştı. Ülke karışmıştı. Devize çevrilir mevduatla yürüyor. Borçla yürüyor. Transfer etmek istediğiniz parayı transfer edemiyorsunuz. Çifte ödemeyle iki defa bir malın karşılığını bir merkez bankasına yatırıyorsunuz. Bir de dışarıda bir borçlanıyordunuz.
götürüp doğru, çok zor dönemler. Satın alacağınız ülkenin fabrikasına yatıyor. Çok zor dönemler. Dolayısıyla bu hareketin bu şekilde sağlanması çok zordu. Biz onu becerdik. Evet. Ve o dönem... Aslında bir yerde siz herkesin yaptığının aksini yaptınız. Çok aksini yaptık. Tam tersini yaptık. Yani bu genel olarak, prensip olarak uygulanabilir mi? Yani hani iş hayatında şunu söyleyebilir miyiz? Zaman zaman bu konudaki literatürde de bunu görüyoruz. Yani yapılanın aksini yap. Böyle bir trend de var. Yani siz aslında belki bu trendi 70'lerde hissettiniz veya uyguladınız. Biz hala onu yapıyoruz. Hala onu yapıyorsunuz. Şu anda risk miktarımızın, yani bizi batıracak paranın ne olduğunu biliyoruz. Ve evet, onun teminat olarak yarısını elimizde tutuyoruz. Eğer evet, başka bir firmada bu para olsa ve bu parayı 2-3 defa 4 defa çevirse, evet, bulunduğu mevkiden 10 kat yukarıya sıçrar. Evet. Biz 2 kat yukarı sıçramayı evet, sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim 2001'de bizden beraber olan birçok firma kayboldu, yok oldu. Yok oldu. Biz ertesi gün varlığımızı, bankalardaki paralarımızı, her şeyimizi çıkardık. Evet. Devletin ve milletin kaderi dedik. Evet. Buraya yatırdık. Tekrar yürüme imkanı bulduk. Aksi takdirde biz de bu açık borç üzerine oturan, evet, daha fazla kazanmayı prensip edilen. Evet. Neticede ekonomide bunlar, bu tarifler doğaldır. Ama evet, nerede doğaldır? Almanya, Fransa, İngiltere'de. Evet. Ekonomisi oturmuş ülkelerdir. Bizde evet, öyle değildir. Evet. O şekilde tedbirli davrandık ve biz evet, batmadan devam ettik. Aile köklerinden gelen, ailenin konumu nedeniyle hep bir idari yapıya, yani bir politikaya hep bir yakınlığınız olmuş gördüğümüz kadarıyla. Bir dönem Ülke Ocakları, arkadan Turgut Sunal Paşa ile olan bir birliktelik. Adalet Partisi Gençlik Kolları. Adalet Partisi Gençlik Kolları, evet. Sonra HDP Turgut Sunal'ın. Turgut Sunal'la, evet, o dönem bir yakınlaşma var. Ve bunun uzantısı olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'la çok özel bir ilişkiniz olduğunu ben düşünüyorum. Hala da bu ilişkinizi sürdürüyorsunuz. Aileye müthiş bir saygınız var. Devam ediyor. Aynen devam ediyor. Ve Özal'la ilgili şöyle benim tespit ettiğim güzel bir sözünüz var. Bizim gibi yaşayan bir adam değildi Turgut Özal diyorsunuz. Turgut doğru, Özal asırlıktı. Farklıydı. Doğru. Burada ne demek istiyorsunuz? Yani ne demek istediniz? Söyleyeyim. Önce ailemle olan yakınlığını söyleyeyim. Tabii bizim... tabii lütfen. 1939'dan aşağı inin 8 sene Turgut Bey bizim Mardin'deki ailemizin kiracıları, babaları. Evet. Dolayısıyla iki adımlık bir oda aramızda mesafe var ve sürekli aile iç içe. Evet. Hafıza Hanım'la beraber iç içe. Evet. Herkesin merak ettiği Turgut Özal'a yakınlığım oradan başlar. Oradan aile gibi, kökeninden başlar. Evet. Turgut Özal farklı bir adam. Turgut Özal farklı bir şahsiyet, farklı bir kişilik, farklı bir başbakan, farklı bir cumhurbaşkanı, farklı bir baba, farklı bir arkadaş. Evet. Ben üniversitenin muhtelif kademelerinde hizmet görmüş bir adamım. Akademik kariyerimi yaptığımı zannettiğim bir dönemde Turgut Özal'ın arkasına takılıp 8 sene hizmet verdim. Evet. Orada ben profesörlük ünvanını aldım kendi kendime. Evet.